de konuşuyoruz. Eğer bu laboratuvar üzerindeki yapışma izi ya yani Ha. ekleme yerleri varsa bu bir derinin bence bir ceylan veya bir antilop düşünürsek sırtına kadar olan kısmıdır. Diğer tarafı yoktur. Açıkçası ve daha büyük bir antiloptan Da olabilir. olabilir. Ama üst tarafı yetmediği için burada yapışma yerleri vardır ama Hayır, yapışmadan öte belki rapti ile tutturuldu. Başka raptiye dediğimiz şey yok. Nasıl raptiye ona derken? benzer küçük şeylerle bir yere Birbirine tutturulmuş. yani tutturarak tek parça halinde görmesi de mümkün olmayabilir. Tek tek bu şekilde pafta pafta görebilir. Biz nasıl dünya Hayır, niye haritasını şu anda pafta alıyoruz? Raptiye niye çıktı? Ben onu anlayamadım. Raptiye Hayır, bir yere tutturulduğunu bahsetti Metin Bey de. Daha O yüzden halkın diliyle bahsettim. anlaşılması için söylüyorum. Ben şu süreci bir bitireyim. Tabii, Sonra buyurun. Metin Bey de alsın. Polkalem'in bu tartışmalarından sonra bu meseleyi dünya kamuoyunu daha esrarengiz hale getiren Charles Hapgood'dur. Hapgood bu haritanın Tarihçi. özellikle tarihçi değil, aslında amatör bir Araştırmacı araştırmacı diyelim. ve özellikle Amerika Hava Kuvvetleri'nin çekmiş olduğu bir görüntüden istifadeyle bir benzerlik kurarak Antarktika kıtasının çok daha önceden bilindiğini, hatta bunun bilmesini imkansız olduğunu, dolayısıyla çok eski çağlardan bizim tanımlayamadığımız medeniyetlerin, bilmediğimiz medeniyetlerden kalan bazı bilgilere ulaştığını iddia edecektir. Bu iddia tabii daha sonra Amerika'nın sırrı şeklinde bütün kamuoyunu tabii caziptir bir şey. Tabii. Fakat Bize gelse bizim için baktığımızda de cazip olurdu. bir defa Piri Reis bunu 29 günde falan yapmamıştır. Böyle bir şey mümkün değil. Siz ne diyorsunuz hocam? Piri Reis bunu anlatıyor zaten. Nedense ben de kitabı Bahriye'yi okudum. O konuyu baştan sona çevirdim kitabı. Böyle bilgilere rastlayamadım. Peki. Bakış açısı mı diyorsunuz? 1511'de amcası Kemal Reis vefat ettikten sonra Gelibolu'ya, inzivaya çekilir ve 3 yıl boyunca bu haritayla uğraşır. 3 yıl. 1511 ile 1513'e kadar bitirir. 1517'de Mısır seferi sırasında Yavuz Sultan Selim'e bunu takdim eder. Yavuz Selim bunu çok beğenir ama ne düşündü bilmiyorum. Ama bunun ötesinde yani bir defa mantıklı olmak lazım. Yani bir insanın 29 günde bir dünya haritası çizmesi Mümkün olabilir mümkün. mi? Soralım. Sizce niye Öncelikle mümkün? ben bir geriden alayım. Hocamız Hapgood'un bir şey sadece bir araştırmacı olduğunu söyledi. Ancak benim elimde Muazzez İlmiye Çığ'ın Orta Doğu Uygarlık Mirası adlı kitabı var. Bu kitapta Hapgood'un profesör olduğu yazıyor. Bilginiz olsun hocam. Bu bir. İkincisi 29 gün içerisinde çizmemiştir dedi hocamız. Buna bir cevap vereceğim. 3 Harita sene üzerinde inzivaya çekilir. hocam harita üzerinde bir not var. Bakın not buradadır. Notun karşılığında okuyorum size. Harita üzerindeki notu okuyorum. Bu harita 1513 yılının 9 Mart 7 Nisan günleri arasında Kemal Reis'in kardeşinin oğlu ünlü Piri İbni Hacı Mehmet parantez içinde Piri Reis tarafından Gelibolu'da çizilmiştir notu var. Peki. Kendi mi yazmış 29 onu? gün içerisinde Ama siz çizildi. dediniz ki tahribat var. Burası, hayır, bahsettiğimiz yer Metin burası. Bey, Metin Bey. Buyurun hocam. Siz Osmanlıca okuyabiliyor musunuz? Hocam Osmanlıca'ya gerek yok. Benim elimdeki hayır, çeviriler okuyabiliyor anlatıyorum. Musunuz? Okuyabiliyor musunuz diyorum. Okumama gerek yok hocam. Bakın, Okumuyorum ben ben tabii size ki. bir şey söyleyeyim o Buyurun zaman. hocam. Orada Evâil'e Rebiülevvel 940'ta şey 900 kaçta işte Hocam bu yani. çevirileri Bir yalnız dakika, bir Deniz dakika. Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor. Bir dakika. Bir Buyurun hocam. hocam. Tabii. Evail ne demek biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam. Osmanlıca Ayın bilmiyorum ben. Buyurun. ilk 10 günü demek. Tamam. O zaman Bir dakika. buyurun. Bir dakika. Buyurun. Ben bir şey ekleyeceğim çünkü. Ayın ilk 10 günü Evail demek. Tamam. Dolayısıyla Evail'i Rebiülevvel dediği zaman bunu miladi takvime çevirdiğinizde çevirim sırasında Tamam. bu payı da koyarlar çevirimler. Dolayısıyla oradaki 29 gün dediğiniz şey sadece bir tarih çevirmidir. Tamam. Ve Eğer yanlış bunu mıdır? Yani tamamen yanlıştır. Ha. O zaman buradan Osmanlıca çevirişinden yani dolayı siz yanlış zaten olduğunu düşünüyorsunuz. Metin Bey'e tavsiye ederim kesinlikle Osmanlıca öğrensin. Ben de bir ilave edeyim. Başkalarının ikinci el Kaynakları söylediklerine yanlış olabilir. dayalı olarak Şimdi bir hocam yorum yanlış, yapıyorsanız bence yanlış söylüyorsunuz. Neden? Çünkü benim elimdeki bilgi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığı'nın bir çevirisidir. Eğer siz bu çeviriye itiraz ediyorsanız... Ben yine araya girmek istiyorum. Yani Metin Bey, hayır. Ben başka bir şey daha soracağım. Siz dediniz ki... İtiraz hocam, hayır, hocam, siz dediniz ki yemek kırıntıları yok dediniz. Evet, ispat ediyorum. Bakın varmış. Topkapı Sarayı, dönemi Topkapı Sarayı Müzeler Müdürlüğü Baş Uzmanı Filiz Çağman şöyle söylüyor. Bakın onun cümleleri. Kaynağını evet. Vereceğim. Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak düzenlenirken Harem Dairesi'nde bulunmuş, Müzeler Genel Müdürü Halil Ethem Atatürk'e getirmişti. Haritanın üzerinde örtü olarak kullanıldığı belirtilen yemek kırıntıları da vardı. Devam ediyorum. Bu müzenin kayıtlarına göre 3. Ahmet Kütüphanesi'ne bağlı Gayri İslami Yazma Eserler Envanter Defteri'nde 87 numarayla kaydedilmiş, ancak Revan Köşkü Kitaplığı'nda kayıtlı Kitab-ı Bahriye Nüshası'nın yanına 1633 mükerrer kaydıyla konulmuştur. Kaynağını veriyorum şimdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Albay Sabri Tümer'in Amerika'nın Keşfinde Türkler adlı eserinin 45. sayfasında geçer. Buyurun. Tamam. Evet. O da bir iddia. Hocam siz bir şey söyleyeceksiniz. Peki şimdi bu haritayı bulan Polkale başka türlü söylüyor. Ondan hocam, 50 yıl sonra Filiz Çağman şimdi değil hocam. Şimdi biz şahsi polemikler yerine ilmi meseleler aynen, biraz konuşursak daha iyi olacak. Hayır. Şimdi şu Metin şöyle ben sizi tasvip sadedinde bir şey söyleyeceğim. Hayır, şöyle söyleyeyim. Şimdi çünkü ilk söyleniyor ya hata olduğunu belirtmek lazım. Bu şeyler eskilerden kalmış olabilir. Çok enteresan bir hal aldı bu program bence. Şimdi seyircilerimizin çok vaktini almayalım. Şimdi hat ve tesipten anlayan insanlar bunu görebilir. Bu böyle bir eser. Şimdi bir paftasından bahsediyoruz. 16 paftası daha var. 15 evet. Kalan paftası aynen var. Doğru. Şimdi evet. 29 günde hat ve tesipten anlayanlar bunun tamamlanamayacağını bilirler. Böyle bir eser 29, 39, 49'da tamamlanamaz. Evet. Yani küçücük bir hat levhasının etrafına bir tesip bile günlerce sürer. Ki böyle bir eser üzerinde minyatürler var, gemi çizimleri var, çok rüzgar önemli, gülleri var, yönler var. Bu çok uzun sürer. Piri Reis'in tek başına bunu tamamladığına da kani değiliz. Piri Reis kendisi bizzat yapmamış olabilir. Kendisi direktifler vermiş eyvah. Olabilir. Çok iyi bir hattat. Hayır, tesibi, resmi, minyatürü güzel olan, bu sanatta mahir olan biriyle de yapmış olabilir. Ama kendisinin ismi geçer. Yani bu çok önemli. Üzerinde sonuçta bir ekip de kurmuş olabilir bunun için. Tabii bakın diyorsun. Üzerinde yaşayan Güney ama Amerika'da yaşayan. Ama o zaman bir not koymaz mıydı acaba? Koyulmaz mıydı bir kenarına? Ama belki koyulmazdı. Yani, hayır bunların çoğunu biz ben bilmiyoruz. Bir spekülasyon. Bunları bilmiyoruz ama bu eser 29 günde her 16 paftasıyla mümkün değil böyle bir şey. Metin Bey ben evet. De hocama katılıyorum. Yani şimdi tamamen hayır, dışarıdan bunu, bunu bir bakış. Piri Reis'in, bakın bunu evet. Piri Reis'e sormak lazım. 29 gün içerisinde çizdiğini göre. Tekrar söylüyorum. Bakın. Bunu 4 numaralı nottan herkes okuyabilir. Ben evet. Osmanlıcasından okuyabilirim. Ya isterseniz hocam, gökte gerek yok. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yani hocam diyor ki yanlış çevirmişler diyor. Yani hayır bakın, doğru çevirdikleri ben şeyi. Buradan Metin Bey yanlış yorumluyor. Tamam. Onu demek istiyorum. Ay, hocam bakın bu Türkçe yazıyor. Ben Türkçe okuyorum. Okuyun, 9 evet. Mart 7 Nisan arası. Ne diyor. Demek? Ne demek dokuz. Hocam bu? Diyor ki buyurun. Piri Reis'in verdiği tarih diyor. Tamam. 9 Mart'la 20 9 Mart'la 7 Nisan arası da tutuyor. 10 günlük bir aralık vermesi lazım miladi tarihte. Bu ayrı bir şey. Çünkü tarih... adam evet. Gün vermemiş. Pir Reis demiş ki ben bunu evvaili Rebiül Evvel'de çizdim. Evvail demek tez ever. Eğer evvailin ne demek olduğunu bilmiyorsanız bence hocam şöyle değerlendirin 29 olayı, gün dersiniz. Pir Reis yanlış yorumluyorsunuz. Diyor. Ama şu var bakın Pir Reis bunu aldığı bir yerlerden kaynaklar efendim kendisini Kilikbayır Kalesi'ne kapattı sıfırdan çizdi. Bunun bir geçmişi var zaten bunu kimse inkar edemez. Evet, evet. Ama burada kastettiği son şeklinin verilmesi olabilir 29 gün içerisinde. Bakın yine yorum yapıyorsunuz. Olabilir. Yine evet. Yorum yapıyorsunuz hocam, yani. Onun, evet yani bu gayet mantıklı. Gayet evet. Mantıklı. Nesi mantıklı? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Siz Paul Kahle dediniz. Ona da katılıyorum. Paul Kahle, evet. Çünkü bu konuda spekülasyonlar var. Bakın Berfu Hanım 1929 yılında bu harita bulunduktan sonra evet. o dönemin yetkilileri arasında da bir karışıklık olmuş, tartışmalar olmuş ve bu bazı gazeteleri de aslında o dönemin gazetelerine de yansımış. Ne gibi yani? Şimdi İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre diyor ki Pir Reis'in keşfi Paul Kahle'ye ait değildir diyor. Topkapı şey Sarayı Kütüphanesi evet. Merhum Ali Bey ve merhum başkatip Hacı Reşat'tır diye bir savunması tamam. Var. Biz bunu... Tahsin Özde diyor ki Topkapı evet. Sarayı müdürü son noktayı koyuyor çünkü. O da diyor ki biz aynen okuyorum bakın. Haritayı keşif şerefi de yapmak şerefi de Türklere aittir.
Biz bu haritayı vaktiyle keşfettik. Şimdi tamam. ise ehemmiyetle kütüphanemizde saklıyoruz. Hocam bu harita Türk zaten. Denizcisi Pir Reis'e ait olup 416 yıl korunmuştur ifadesi var. Evet. Konunuz sadece siz Paul Kahle derseniz ama, yanlış ama yanlış Metin anlatmış Bey, olursunuz hocam. Beni dinler misiniz? Buyurun hocam dinliyorum. Bir dakika. Ben Paul Kahle buldu dedim mi? Demedim. Hayır. İlk defa 1931'de ama 18. Bir dakika. Buyurun. 18. Dünya Orientalist Kongresi'nde Paul Kahle bu haritanın açıkladı. Keşfedildiğini açıkladı. Evet. Dedi. Doğru. Ben buldum demedi ki. Ve üzerinde de ekmek kırıntıları, yemek kırıntıları yoktu. Var bu yüzden okuyorum. Bir dakika. Evet, evet. Siz hayır, ne zamandan kaldığını bilmiyoruz ki o kırıntıların. Tabii ki, tabii ki. Siz kontrol ben de onu kastediyorum zaten. Siz peki bulmuşundaki evet. hikayeyi okudunuz mu? Paul Kahle'nin bunu nasıl bulundu? Hocam ben PRS'le ilgili bakın ben PRS'le ilgili bence Metin bakın kardeşim. Bence hocam bakın Metin yanlış yapıyorsunuz. Kardeşim. Ben yanlış burada yaptım. Burada ne biliyor musunuz? Niye bakın yanlış genel sıkıntı şu. PRS'le ilgili evet. burada siz bir şey aktarırsınız. Biz varsa eklemek istediğimiz onu ekleriz. Ama evet. siz benim her kullandığım cümleye "Aa bu yanlış, aa bu şöyle" derseniz evet. yanlış burada cümle ayır edersiniz hocam. Olur yanlış öyle cümle şey? Kullanmayın. Bakın, hayır yanlış cümle siz de kullanıyorsunuz. Piri Reis'i siz kullanmadınız mı? Ben sizi kibar bir şekilde burada yani Piri Reis olmaz hocam peki, bu şekilde. Peki Hapkut nedir? Hocam profesör bakın, olsa da nedir? Ya ben haritacı Piri Reis'le ilgili bir kitap çalışması yaptım. Evet. 15 yılımı verdim. Lütfen bana şu nedir, bu nedir diye sorarsanız olmaz. Yani bu program formatına da uygun değil Berfu Hanım. Yok Metin evet. Bey zaten Osmanlıca evet. bilmediğini açıkladı tabii hocam. Ki. O kendi hani çalışmaları doğrultusunda bakın, ve kitabı üzerinden Reis'i ki bir kez daha göstermek istiyorum. Piri Reis haritasının şifresi diye bir kitabı var. Metin Bey'in onun üzerinden bak, kendi yorumlarını tabii ki katılmazsınız. Yani bu kadar bir ne? Bir kez daha evet. göstereyim. Ben kamuoyunun yanlış bilgilenmesi. İşte hocam kamuoyu siz neden? Böyle derseniz Piri siz Reis. Böyle derseniz benim emeklerime saygısızlık etmiş olursunuz. Kamuoyu peki, yanlış bilgilenmesin. O zaman bu kitapta biraz, yanlış şimdi bilgi ben de bir kere yok. Daha ben her konunun Berfu Hanım evet. ben her anlattığım şeyin altında dipnot sizin, kaynağını evet, vardı. Kusura var. Bakmayın hocam ama burada bir emek var. Lütfen. Tabii. Bu şekilde olmaz. Ona zaten saygı duyuyoruz. Hocam olmaz. Da öyle bakın, ama Piri Reis'i anlayan Piri Reis'in söylediği söze itima ve saygı duyar. Ne dedi? Benim yaptığım çalışma, kullandığım kaynaklar ne kadar doğruysa o kadar doğru. Evet. Eğer siz de bunu evet. kabul ediyorsanız, kullanmış olduğunuz kaynaklar kadar doğru bir çalışma yapıyorsunuz. Ama siz de öylesiniz. Peki, ben şimdi, de öyleyim. Bu sizi ben size açıklıyorum. Ama bu bir, yanlış bilgi aksettiriyor şimdi diye. Şimdi ben buna bir katkıda bulunayım müsaadenizle. Biraz izin verirseniz İbrahim Hocam. Şöyle bu şimdi polemiklerle o kadar böyle şey dalıyoruz ki saadetten aynen. hakikaten evet, uzaklaşıyoruz. Doğru, şimdi doğru, aramızdaki doğru. ihtilaf şuradan kaynaklanıyor. Metin Bey'le hocamız arasındaki ihtilaf. Biz şimdi tarihçi olarak biz dedektif gibi iz sürüyoruz. Peki bu izlerin çoğu kaynak da olsa, gökten de inse bunu bir şekilde delilleri çapraz sorguya tabi tutarak incelemek. Piri Reis yemin billah da etse, 3 günde de yapsa, gece rüyamda da gördüm dese bunu nasıl yaptığını, mümkün olup olmadığını bizim denemeye tabi tutmamız gerekir. Şimdi evet. Metin Bey'in çalışmalarını biz bir kenara atmayalım. Hakikaten 15 senelik büyük bir emek. Tabii, bunu kabul değerli. Ediyoruz ama bilimsel çalışma için bazı metotlar gerekir. Eğer bu metotları yerli yerince koymazsak, biz dünya ilim aleminde rezil rüsva oluruz. Bunu olmamamız için Metin Bey'in çabalarıyla ilmi metodolojiyi de bir araya getirmemiz lazım. Türkiye'de yapılmayan Piri Reis yılı gelene kadar çok eskiden ben televizyonlarda dinliyordum Metin Bey'i. Metin Bey tek başına çarpışıyor mu konuyla? Evet çarpışıyordu. Tebrik ediyorum yani. Şimdi Metin Bey'e destek olup bunu ilmi metodolojiyle teçhiz etmek gerekecek. Evet. Bunu üniversiteler bugüne kadar yapmadı. Yani bundan görmezden gelerek bir adım atmış bakın, olabilirler. Bakın Berfu Hanım ben Ankara'da evet. bu projeyle ilgili çalışmalarımı daha kitabım yoktu. Ben evet. rapor haline getirirken ben Ankara'da isim vermek çok yanlış olur. Ben Ankara'da pek çok üniversitenin kapısını çaldım. Evet. Ama ben 16 yaşında, 17 yaşında bu çabada, bu çabamı gösterirken o ilgili bilim adamları göstermedi. Bana yaşını normal. Sordular. Bana sen ne mezunsun diye afra tafra yapıldı. Yani evet. ben şimdi üzülüyorum. Hani Türkiye'de 2013 yılı geldi. Herkes Piri Reis uzmanı oldu. Yahu adama sormazlar mı? Yıllardan beri bu haritayla ilgili çalışmalar yaptın. Ya seni bir kutluyoruz. Eksiklerin şunlardır. Ben bunu bekliyorum evet. Berfu Hanım. Evet, ben eksiklerimin varsa eksiklerimin bana gösterilmesini istiyorum. Evet. Ama bu şekilde polemiklerle şey hayır ama bu şekilde bunlar yanlış bilgi ya da bunlar kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsunuz tarzında cümle olursa olmaz. Ben burada bakın yazdığım her detayın, kullandığım her cümlenin
okuduğum kitaptaki her ayrıntının bir nokta kaynağı var. Ha. Eğer olmasaydı ben hocamızın elini öperdim ya. Hocam da diyor ki Piri Reis bile benim haritam kullandığım kaynaklar kadar doğrudur diyor. Yani bir yanılma payı muhakkak vardır demek istiyor. Size de onu söyleyeyim. Metin Bey hak verecek, şöyle bir şey yapalım hocam isterseniz müsaadenizle hemen kısa bir metin. Hocam konumuz ben olmayayım. Ben buna 16 yaşından beri gönül verdim. Harita mı okudunuz? Hayır, harita okumadım. Okusaydınız o zaman. Hocam ben bu haritanın, bakın tekrar söylüyorum, olayı kişileştirirseniz burada Metin Soylu'yu konuşmuş oluruz. O zaman bir program yapalım, Metin Soylu'yu konuşalım. Ben burada polemikleri değil. Burada ekranları başında bizleri izleyen insanlara ben burada Piri Reis'i anlatmaya geldim. Kendimi anlatmaya gelmedim Berfu Hanım. Tabii, tamam. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Bir izin istiyorum sizden. Tabii. Kısa bir aramız var. Aranın ardından daha normal bir tansiyonda sizlerin karşınızda olmayı diliyoruz. Aranın ardından farkında mısınız'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında da konuşmalarımız tabii biraz devam etti. Zannediyorum tansiyonu biraz düşürmeyi başardık. Arada kırgınlıklar hemen küskünler barıştı. Hayır vesaire. Kırgınlık asla yok. Yok değil mi? Yok hayır, peki. Olur mu öyle şey yani? Programımız Piri Reis'le ilgili UNESCO'nun haritanın 500. yılı sebebiyle Piri Reis senesi ilan etmesi sebebiyle biz de konuşuyoruz. Bu Piri Reis'in hem haritası hem kitabı bahriyesi önemi nedir? O dönemki Osmanlı vesaire bunları konuşuyoruz. Arada tabii konuklarımızın birbirine katılmadığı yerlerde oluyor. Kim var bu akşam yayınımızda? Profesör Doktor Mustafa Kaçar var. Metin Soylu var ki Piri Reis haritasının şifresi diye bir kitabı var. Onun üzerinden konuşuyor. Tezleri var ve Doçent Doktor Bülent Arı da bizimle beraber. Şimdi kaldığımız yerden ziyade biraz daha hani hocamla başlayalım izninizle. Hocam bu harita nasıl bir önemi var bu haritanın? Biraz da onu anlatalım izleyicilerimize. Yani şimdi biz bunu konuşuyoruz böyle hararetli bir şekilde. Piri Reis'in haritası, Piri Reis'in haritası. Nedir yani bunun önemi? Bu haritanın bence üç açıdan değerlendirebiliriz önemini. Bir tabii bilimsel açıdan. Hı hı. Diğeri Türkiye açısından. Bir diğeri de dünya açısından önemli. Bilimsel açıdan biraz önce de bahsettiğimiz gibi bugünkü matematiksel tabana uymuş olması. Hı hı. Ve etik açısından, bilimsel etik açıdan da değerlendirilir. Haritanı yapan Piri Reis bu haritayı nasıl yaptığını, hangi kaynaklardan istifade ettiğini, hatta niçin bazı yerleri boş bıraktığını, bazı yerleri doldurduğunu anlatmaz. Bu günümüz bilim insanı tarifine birebir uyan bir uygulamadır. Güzel, muazzam. Diğer taraftan bu haritayı her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun en muhteşem devrinde yapılmış olsa da gerçekten bir Türk ve Osmanlı bilimsel birikiminin bir göstergesi. İfadesi oluyor. Evet, ve kanıtı. Artı dünyada olup bitenin çok yakından takip edildiğinin bir delili. Evet. Neden? 1492'de işte Christoph Kolomb yeni dünyaya gittiğinde, geldiğinde nereye gittiğini bile farkında olmadığı bir dönemde bu bilgileri Osmanlı dünyası hakim ve bu bilgileri yakından takip ediyor. Zaten tarihe baktığımızda Osmanlı bütün tarihi boyunca Avrupa'da, dünyada olup biten her şeyi yakından takip etmiştir. Sanılmasın ki böyle bir kopukluk. Kendi içinde. Çünkü hem sınır, yani sınırlarımız aynı. Batı'yla Osmanlı sınırı aynı. Arada başka bir şey yok. Dünya tarihi açısından ise bu haritanın önemi Amerika kıtasını keşfine ait kaynaklarda bulunan Christoph Kolomb'a ait olduğu söylenen haritanın belki de dünyada kalan tek versiyonudur. Çünkü bu harita yapılırken Christoph Kolomb'un seferlerine katılmış ve onların kullanmış olduğu haritalardan istifadeyle yapıldığını Piri Reis kendisi söylüyor. Her şeyi doğru söyleyen insan burada yanlış bir şey ifade kullanmayacaktır. Evet. Dolayısıyla
dünya tarihi açısından da önemi var. Çünkü Christopher Columbus'un kaynaklarına dayalı olarak en eski harita. Evet. Avrupa zaten, ya doğrusu Batı dünyası bu haritaya ilgisi buradan